Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Sonunda sizlerle Walking Dead'in fragman analizini paylaşacağım için gerçekten heyecanlıyım. Enine boyuna sizlerle fragmanı incelemeye çalıştım. Önümüzdeki günlerde her ne kadar ben bu fragmanı sizlerle paylaşış olsam da, bildiğiniz üzere farklı karakterler üzerinden farklı analizler yapıyorum. Bu yüzden de 11. sezonun o final fragmanı için yayınlayacak olduğum son analiz bu olmayacak. Daha ayrıca yayınlamak istediğim sizlerle bir konu daha var. O da Tesoft'u Walking Dead fragmanı. Yoğunluktan kaynaklı sizlerle bunları geciktirdiğim için üzgünüm. En kısa zamanda zaten sizlerle gün içerisinde bu video videoları da paylaşacağımı tahmin edebilirsiniz. Özellikle de Rick'in geri dönüşüyle beraber ilgi odamız biraz farklılaştı. Çünkü çok uzun zamandır bizler bu karakterlerin geri dönüşünü bekliyorduk. Özellikle de Rick'i. Onun geri dönüşünü görür görmez ilk olarak onunla ilgili videoları aradan çıkartmak istedim. Artık Rick filmleri olmayacak ve onun yerine yenilenmiş Michonne'la birlikte beraber dizilerini izleyeceğiz. Böyle olması bence kesinlikle daha mantıklı oldu. Zaten bu konuyla ilgili bütün detayları sizlerle önceki yayınlamış olduğum iki videomda da bahsettim. 2023 yılı çok güzel bir yıl olacak dediğim gibi. Daryl dizisi var, I Love The Dead var. Fear The Walking Dead var. Rick Michonne dizisi var. Bütün bu gelişmeler çok güzel. Ayrıca Rick ve ile ilgili bu sınırlı bir şov olmayacak. Yani bir sezonda onu görmeyeceğiz. Bu konuda da kafa karışıklığı zaten mevcut. Önceki videomda da bu konudan bahsettim. Büyük ihtimalle Rick ve Michonne'ı bizler en az 2 sezon izleyeceğiz gibi gözüküyor. Özellikle de yapıcı olarak yer alacak olan Scott Gimple'ın yanında Andre Lincoln ve Dinay Gurira'nın olması da bu proje doğrultusunda adım attıklarını ve bir sezonla sınırlı kalmayacaklarını bence net bir şekilde hissettiriyor. Ama tabii ki Walking Dead bu yıl sona eriyor. Bu gel gerçeği de atlamamakta fayda var. Her ne kadar son erecek olsa da bizleri yepyeni bir Walking Dead bekleyecek ve kaldığımız yerden bu dizilere devam edeceğiz. Hadi şimdi hep beraber fragmanı inceleyelim. Öncelikle fragman incelemesine geçmeden önce sizlere her ne kadar ben bu fragmanın 8 dakika uzunluğunda olacağını söylesem de böyle bir şey gerçekleşmedi. Bununla alakalı zaten sizlere gerekli kaynakları söylemiştim. Kendi kafamdan uydurduğum bir şey değildi. Her yerde 8 dakika olacağı konuşuluyordu ve kanıtlarıyla da bunu sizlerle paylaşmıştım. Ama bunun yerine 3 dakikalık bir fragmanla karşımızda oldular. Fragmanın ilk dakikasına baktığımızda bizleri birinci sezondan itibaren özetleyen bir klip yapmışlar. Mesela fragmanın ilk sahnesinde görmüş olduğumuz bu sahnede Rick'in hastaneden çıkışını göstermişler. Genel olarak bizler 1. bölümden 11. sezon oraklara kadar pek çok sahneyi gördük burada. Geriye sadece 8 bölüm kaldı. Fragmandaki görmüş olduğumuz bu sahnelerden sonra gelen Lance Horns bir sahnesine bakalım. Burada onun biriyle konuştuğunu görebiliyorsunuz. Burada bir şekilde tutsak edilmiş gibi gözüküyor. Bu sahnede bizler bir şekilde Daryl veya Carol'la alakalı bir şey görebiliriz. Şimdi gelelim fragmandaki bu sahneye. Burada bizler görüyoruz ki motosikletiyle beraber bir yere doğru çıkmış olan Daryl var. Nedense sanki bana bu sahne final sahnesi olacağını hissettiriyor. Yani fragmanda görmüş olduğum bu sahneyi belki de bizler finalde her şey bittikten sonra Daryl'ın Avrupa'ya yola çıktığını gösteren bir sahne olabilir. Bunu söylememdeki en büyük sebep şu. Daha önce ben sizlerle paylaşmıştım. Daryl motosikletiyle bir yere gidiyordu ve görüntü yönetmeni Dwayne Charles kendi Instagram hesabında paylaşmıştı bunu. Ve bizler de acaba bu Daryl'ın final çekimlerinden bir sahne mi diye içimizden geçirmiştik. Ve yine bizler bir benzerini burada görüyoruz. Ve o zamanlarda da hatırlarsanız Dwayne Charles zaten paylaştığı resim lerde ve videolarda final çekimlerini yapıyordu. Belki de bu yüzden bu sahne final sahnesi olabilir. Yani bilmiyorum oradaki çekim bir şekilde onun çekimler bittikten sonra evine gittiğini de gösteriyor olabilir. Artık işini bittiğini gösteren bir çekim de olabilir. Tam olarak emin değilim ama sanki nedense o bahsetmiş olduğum duyan Charles'ın yapmış olduğu şu çekim buradaki çekimle alakalı gibi geliyor. Yani bizler bu sahneyi filan da izleyebiliriz. Ricky bulmak için yola çıkan bir Daryl'ı görebiliriz. Ama bizler yine şuna da alışkınız ki Walking Dead fragmanlarında çok alakasız sahneler de olabiliyor. Tamamen bağımsız ve ilgisiz bir sahnede olabilir bu. Ve şimdi gelelim gelelim burada kamp başında, ateş başında gördüğümüz insanlara. Bizler biliyoruz ki bu sezon bütün karakterler birleşecek ve bir arada hareket edecek bir sezon olacak. Yani önümüzdeki 8 bölüm topluluktaki insanlarımızın birlik ve beraberlik bölümleri olacak. Bu da belki de bunun bir göstergesi olabilir. Aynı zamanda burada görmüş olduğumuz bütün bu karakterler muhtemelen Commonwealth'den saklanıyorlar. Ama dediğim gibi onların hepsini bu düşmana karşı bir bütün halde göreceğiz. Ve şimdi gelelim çekimlerden bir diğerine. Burada Alexandria var. Commonwealth askerlerinin burada içeri doğru girdiğini görebilirsiniz. Hatta bak da var ve olarak karşımıza çıkıyor. Kamu ve burayı aldı ve bazı değişiklikler var. Burada tam olarak ne yapacaklarını bilmiyorum ama güzel sahneler olacağını düşünüyorum. Burada dışarıda gördüğümüz Kamu ve askerleri var. Yine burada ormanlık alan içerisinde görmüş olduğumuz ilginç bir sahne var. Ve şimdi gelelim buraya. Buradaki sahnede Kamu ve askerlerinin karakterlerimizi motosikletleriyle beraber çevrilediği şu sahne söz konusu. Buradaki askerler onları bir şekilde bulmuş gibi gözüküyor. Burada tam olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikir sahibi değilim ve Lance de acaba kaça konumunda mı bilmiyorum. Burada bizler Daryl ve Carol'ı görüyoruz. Bu iki karakterin fragmanda beraber oldukları pek çok sahne var. Carol karakterini bizler 8 bölüm daha izleyip bir süre göremeyeceğiz. Daryl spin-off'una da 2024'te katılması bekleniyor. Yani yaklaşık 1 yıllık süre boyunca bir boşluk olacak ve bu süre zarfında bizler onu göremeyeceğiz. Burada epey kalabalık bir zombi sürüsü var. Burada kalabalığın kamu merfe doğru gittiğini tahmin ediyorum. Burada gördüğümüz sahnede Magna ve pek çok insan protestolar yapıyor. Orada topluluk içerisinde olan biten her şeyi başta Pamela Milton Sebastian Milton olmak üzere pek çok şeyi protesto edecekler. Şimdi gelelim tekrardan bu sahneye. Burada bizler lensi Görüyoruz. Burada demir parmaklıkların içerisinde olan isim mi yoksa tam tersine demir parmaklıkların arkasında mı emin değilim. Ama bu fragman içerisinde ben demir parmaklıklar içerisinde görmüş olduğumuz bir Yujin olduğu için onu ziyarete gelen lens sahnesi bu olabilir. Burada zaten biriyle konuşuyormuş gibi bir hali vardı ama elbette bu sahne hakkında konuşmak için net bir şey söylemek zor. Aynı zamanda yine toplu askerleri tarafından tutuklanan bir Ezekiel var. Buradaki sahnede katanasını elinde tutan bir Judith var. Mission ve Rick duyurusundan sonra bu katanayı kızın elinde görmek gerçekten heyecan verici. Negan ve Maggie'nin buradaki sahnesine bakalım. Bu sahne sanki bana nedense Alexandria içerisinden gibi geldi. Bunu söylememdeki sebep burada arka planda görmüş olduğumuz güneş panellerinden dolayı. Ama elbette farklı bir yer olarak da karşımıza çıkabilir. Ve gelelim buradaki Pamela Milton sahnesine. Yüzünde biraz kan var ve çığlık atıyormuş gibi bir hali var. Bu sahnede biri ölmüş olabilir ya da zombi kanı da olabilir bilmiyorum. Bunları görüp onlardan korkan bir Pamela Milton sahnesi olabilir bu. Bazı ayaklanmalar ve olaylar göreceğiz. Buradaki fragmandaki en güzel sahnelerden biri de buydu. Burada bizler Daryl'ın lensi bıçakla yakaladığımızda ve kız kıvrak elinde tutunu görüyoruz. Buradaki sahneye baktığımızda aklıma hemen görmüş olduğumuz o ilk sahnedeki sandalyede oturan ve sizlere anlatacaklarım var diyen Lens geliyor. Belki de bu noktada Lens'i Daryl yakalayacak ve onu bir şekilde bağlayıp ondan bilgi almaya çalışacak. Yani bizler burada Daryl ve Lens sahnesini görebiliriz. Burada Sebastian Milton var ama yalnız başına değil gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle fragmanda da gördüğümüz gibi Negan galiba yanında olacak. Bu sahnenin kesinlikle çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Galiba bu ikisi kavga edecek. Bu olaylar olup biterken karakterlerimiz nerede saklanacaklar? Nerede olacaklar çok merak ediyorum. Ayrıca sadece merak ettiğim şey bu değil. En çok merak ettiğim şey fragmanın sonunda görmüş olduğumuz o duvarlara tırmanan, kapıların tokmağını çeviren zombiler olduğu müddetçe nasıl bu topluluk içerisinde kalacaklar bu merak konusu. Aksiyonlara dahil olacak mı bu zombiler inanılmaz merak içindeyim. Mesela koşan zombiler görecek miyiz acaba? Bu da benim için büyük bir merak konusu. Aaron fragmanda şöyle söylemişti. Zombilerin tırmanıp kapı tokmağını çevirdiğine dair söylentiler var ama bunun gerçek olup olmadığından emin değilim. Birinci sezondaki özellikle de kapı kapı tokmağını çeviren Morgan'ın karısı gibi sahnelere güzel bir gönderme olduğunu düşünüyorum bunu. Tırmanan zombi de vardı yine birinci sezonda biliyorsunuz çitlerin üzerinden atlamıştı. Birinci sezondaki zombiler neden akıllı sorusuna cevap aradığım bir video vardı geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştım. Bu noktada iyi bir gönderme var ve akıllı zombilerin sadece kapı tokmağını çevirmek ya da çitlerin üzerinden atlamak gibi yetenekleriyle kısıtlı kaldığını düşünmüyorum. Bence onların aralarında koşan zombiler de vardır. Buradaki fragmanda bahsedilen zombilerle ilgili sahneyi büyük ihtimalle bizler şuradaki güzel yerde göreceğiz. Burası bir kaleye Benziyor. tam olarak ne amacıyla kullanılıyor emin değilim ama gerçekten güzel bir yere benziyor. Burada özellikle de ön plana çıkacak olan karakterlerin Jerry ve Eron olacağını düşünüyorum. Yani bizleri bu akıllı zombilerle tanıştıran, kaleye ulaşmak için çilere tırmanan gördüğümüz bu zombinin elinin olduğu bütün o sahnelerde ön planda olan bir Eron olacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum tam olarak emin değilim ama onun yanında bir de Jerry'i görebiliriz. Harika bir görüntü. Kesinlikle Bolgint'e evrenini tamamen değiştirecek yetenekli bir sahne. Sonunda bizler akıllı zombileri 10 yıl aradan tekrar göreceğiz. Birinci sezondakileri her ne kadar akıllı olarak çok iş nitelendirmeyip senaryo hatası gibi görse de şartlar ne olursa olsun onların akıllı olduğunu gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü benzer özellikleri bizler burada da göreceğiz. Kapı tokmağını çeviren ya da tırmanan zombiler inanılmaz heyecan verici. Walking Dead'in bütün yapısını değiştirecek nitelikte zombiler olacak. Artık bu kale başta olmak üzere hiçbir yer güvende değil. Ne Commonwealth ne Alexandria. Eğer ki bir şekilde saklanmaya çalışsalar bile o kapı tokmaklarını çevirip içeriye girmeye çalışan zombiler olacaktır. Gerçekten heyecan verici sahneler olacağını Umarım bizler bunu sadece finalde görmeyiz. Şimdi gelelim buradaki sahneye. Bizler burada Daryl'ın kucağında birini görüyoruz. Bunun bir kız çocuğu olduğunu düşündüğüm için Judith ya da Lady olabilir gibi geliyor. Bu sahnenin tam olarak nerede olacağından emin değilim. Belki bir şekilde ve içinde sokak aralarında olabilir. Ama genel olarak benim beklentim 8 bölüm boyunca karakterlerimizin Commonwealth'in bazı yerlerinde saklanması olacak. Saklanarak hayatlarını sürdürmeye çalışacaklar. Şimdi gelelim buradaki kule gibi yere tırmanmaya çalışan ama zombilerin çekiştirdiği Rosita'nın sahnesine. Henüz fragman inanmadan evvel bu fotoğraf sızdırılmıştı. Çoğu kişi bu sahnede Rosita'nın öleceğini düşünüyor ama bilmiyorum. Burada bir şekilde zor durumda olduğunu tahmin ediyorum ve ölüp ölmeyeceği konusunda hiçbir fikir sahibi değilim. Burada nasıl kurtulacak çok merak ediyorum. Eğer ki bir de bu sahnede bizler oraya tırmanmayı becerebilen zombilerde görürsek harika olacak. Gerçekten objektif olarak değerlendirdiğimizde bu sahneden kurtulması çok zor gözüküyor. Çünkü aşağıdan çekiştiren zombiler de var. Sanki bana da Rosita bu sahnede ölecekmiş gibi geliyor. Evet genel olarak gösterilen bu sahneler yanıltıcı olabiliyor ama sanki bana buradaki hissiyat Rosita'nın gerçekten bu sahnede öleceği yönünde. Genel olarak fragmandaki pek çok şey incelediğimizi düşünüyorum. Her ne kadar çoğu kişi bu fragmanı özellikle de 8 dakika değil 3 dakika neden oldu çok yetersiz gibi düşünse de gerekirse bence gayet yeterli ve güzel. 2 Ekim itibariyle bizler 17. bölümle birlikte son 8 bölüme giriş yapacağız. Bu arada 2 Ekim tarihi hem AMC hem de AMC Plus için bir yayın tarihi olacak. Ama çoğu kişiye göre AMC Plus'ta bir hafta erken yayınlandığı için ve buna eşitlemek adına 2 Ekim'de AMC Plus'ta 18. bölümün de yayınlanacağı düşüncesi hakim. Böylelikle de AMC Plus yine bir hafta öne geç olacakmış. Bilmiyorum bu konuda bilgi sahibi değilim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çoğu şey sizler incelemeye çalıştım. Ama dediğim gibi bu fragman üzerine sadece bu videoyla sınırlı kalmayacağım. Daha yayınlayacak ve konuşmak istediğim çok şey olacak. Bütün videolardan haberdar olmak istiyorsanız ve kanalımda yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.